yalnız kızlar. Acayip oldu ha. Vallahi gece falan da ortam tam oldu yani. Ya Çaki halanın kalbi falan yoktu mu? Bak bir de korkudan öldürmeyelim kadını. Ay yok ya, senden benden sağlama. Ona hiçbir şey olmaz. Emre. Sakın kıpırdamayın. Ne oldu ya? Arkanda geldi. Hala mı geldi? Bismillahirrahmanirrahim. Kim geldi ya? İlker. Oğlum sakın arkanı dönme bak. Yemin ediyorum taş olursun bak. Kanki bak ne olursun şaka yapma. Zaten incin top oynuyor burada. Keşke şaka olsaydı İlker. Aşkım sakın. Sakın bakma arkana sakın, tamam mı? Hayatım ne var arkamda? Dön ve kendin bak. Ne dedesi? Benim ben. İlker çok komiksin ya. Oh, içimin yağları eridi. Ama hayatım aşk olsun yani ya. Benden intikam alıyorsunuz değil mi böyle yaparak? Yalnız hayat gerçekten çok inandırıcı olmuş. Vallahi ha. Çok da yakışmış. Ay benim sevgilime her şey yakışır ya. Öykü sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya. Da senin suratın niye sık? Ya bu sakal çok kaşındırıyor ya. İlker gitse daha iyi olmaz mıydı? Hayır hayatım ya. Dayan biraz ne olursun. Ben burada ikimizin mutluluğu için uğraşıyorum. Sen ne söyleyeceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama inanmayıp tekrar söyleyeceksin nasılsa. O yüzden başla. Ey Fani. Gündüzde huzuruma geldin. Sana işaret yolladım ama anlamadın. Madem geri geldin, şimdi beni iyi dinle. Sen bu genç aşıkların arasına Karaçalı gibi giriyorsun. Girme. Eğer bu gençlerin peşini bırakmazsan ahir zamanda takipçin olurum. Başından dert, kalbinden elem eksik olmaz. Seni ömrümce lanetlerim. Bu kadar abartayım mı? Vallahi elinden geldiğince abart. Hadi biz yok olalım da sırası gelince aksakallı Ayaz dede sahneye çıksın. İçim hiç rahat değil. Nasıl ya? Vaz mı geçelim diyorsun? Evet, vazgeçelim. Çocuklara söyle gidelim. Ya zaten ben çok sıkıldım bu kostümden ya. Her tarafım kaşınıyor. Tamam aşkım ya. Dayan. Sık dişini azıcık. İşimiz bitsin. Ben eve gidince kaşırım seni, tamam mı? Sen şimdi böyle içinden repliklerini söyle. Ezber ya. Of. Allah'ım bir rüzgarlı bahçeymiş ve yürü yürü bitmedi. Ay öldüm. Ne oldu be? Ay Destur. Ay Destur. Necmiye kızım teki yer değil burası. Ay. Ay. Ay geldiler. Ay geldiler. Ay benim abime geldiler. Kız. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar ne oldu öyle ya? Bizim setten biri miydi? Yok abi, herhalde çekimi merak eden vatandaşın biriydi. Yok. Bu hala gelmeyecek galiba Burcu ha. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen. Sen kimi arıyorsun? Abimi arıyorum ya. Kafayı yiyeceğim ya. Telefonu hala kapalı. Cevap da vermedi.
Ay yine ne işler peşindeyse. Size tavır yapıyor. Sabret biraz. Dayanamaz açar zaten sonunda. Merak etme sen. Tamam. İnşallah. Ya Öykü, ben çok kaşınıyorum. Şşt, sus. Sus mus nereye kadar? Yeter. Ne oluyor Ayaz ya? Ah. Ya niye çıkarıyorsun sakalı? Sayende kafayı yedim ya. Halama tuzak kuruyorsun, beni de alet ediyorsun. Ya dursana, çıkarma kıyafetleri. Hala rahat duruyor sanki, sürekli bizi ayırmaya çalışıyor. Of aman be, yeter. Ne de ben olurum. Git sen. Sana kaldık sanki. Sinir. Nasıl, oldu mu? Ben ağacın dibine gidiyorum. Halamı orada bekleyeceğim. Ha bir de ispiyonla bizi. Ayaz. Ayaz. Ya Ayaz. Ayaz. Şşt. Bak, bak duyuyor mu hiç ya? Ayaz. Bekler misin ya? Ayaz. Of of. Ya sana diyorum. Ya ben seni niye ispiyonlayayım? Bir yalan bulurum, peşinden merak ettim, çıktım, ne işim var burada falan derim. Sen git saklansana. Peki, peki sonra ne olacak ya? Eve geri gelecek, bizi ayırma çabaları kaldığı yerden devam edecek. Konuşurum ben onunla. Yalnız Çakıyalı'dan bahsediyorum. Paketleyip yollar seni. Sen ayrılalım mı istiyorsun ya? Ya ayrılmayacağız, merak etme. Ama takmak istemiyorum bunu, kaşındırıyor. Tamam, tamam ben takarım. Sen git saklan. Saklanmayacağım ben. Ayaz, bazen kalbimi çok kırıyorsun. Ya mantıklı düşünürsen kalbin kırılmaz. Yaptığımız çok saçma. Ben mantıksızım yani. Yaptıklarına bakılırsa? Ben bütün bunları biz ayrılmayalım diye yapıyorum. Seni çok sevdiğim için. Senden ayrılırsam buna dayanamayacağım için yapıyorum. Ve sonunda saçmalayan ben oluyorum, öyle mi? Tamam Ayaz ya, ben gidiyorum. Yarın gelir kızlarla eşyalarımı toplarım. Hiçbir yere gidemezsin. Ya... Bırak beni ya, halanla mutlu mesut yaşasan. Sen olmadan ben mutlu olamam ki. Herkesi karşıma alırım senin için. Hiç kimsenin gücü yetmez bizi ayırmaya. Halamın bile. Hani bir daha öpmeyecektin. Kestik. Kim ya? Ne oluyor ya? Ne bileyim ben. Ha? Arıyorlar abi. Aa, aa, aa. Bunlar kim? Kusura bakmayın. Güzel aşk sahnesiydi. Bölmek istemedim. Siz kimsiniz ya? Hayırdır ya? Sizin ne işiniz var burada? Röntgenci misiniz yoksa? Asıl sizin ne işiniz var burada? Burası bizim setimiz, çalışıyoruz. Dizi çekiyoruz. Peki bu ağaç ne? Sanat ekibimiz yaptı. Mumları kim yaktı? Hoş, tam istediğim gibi olmuş. Neyse gençler, biz gidelim hadi. Kolay gelsin. Ya hocam merhabalar. Benim bir tane kafem var da ben orada pizza falan satıyorum. Hani eğer böyle set için mekan falan lazım olursa lütfen bana bu karttan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar size de iyi çalışmalar. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bekleyin lan. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Thank you.
şimdi biraz daha iyi misin? İyiyim. İyi geldi. Güzel manzara zaten her zaman iyi gelir. İnsanlar boşuna deniz gören ev istemiyorlar. Herkesin hayatı zor. Herkesin canı sıkkın. Mesela sabah uyanınca veya işten gelince güzel bir şeye bakmak ister insan. Ben deniz gören bir evim olsun istemem. Çünkü benim eve geldiğimde bakabileceğim daha güzel bir manzara var. Sen varsın. Bana en güzel denizden bile daha çok huzur verirsin. Anladım, deniz manzaralı bir evin olsun istemiyoruz. Ama nasıl bir ev? Ya da nasıl bir gelecek? Yani burada mısın, Türkiye'de mi? Yoksa yurt dışında? Neden ki, ne oldu? Ne bileyim, merak ettim işte öyle. Güzel güzel anlatıyordun. Nasıl hayal ediyorsun geleceğini? Devam etsene. Peki. İyi dinle o zaman. Bundan 10 yıl sonrasını düşün. Çalışmıyorum artık. İşi bırakmışım. Erken emeklilik. Biriktirebildiğim kadar biriktirmişim. Ah, oh, kebap. Bir kasabaya yerleşmişim. Mimarlıkla ilgili jübilemi de gerçekleştirmişim. Kendime masalsı bir ev yapmışım. Bahçede küçük bir masa var. Yemekleri orada yiyorum. Bir tane de köpeğim var. Adı Uyuz. Senin gibi mi? Benim gibi. Yok, masam var, soframı şuraya kurarım, köpeğim var. Köpeğim bile var, ben yokum. Niye yokum? Birazcık sabırlı olacak mısın? Olacağım. Hava güzel olduğunda dışarıya mükellef masa kuruyorum. Sonra tüm huzurumu, tüm mutluluğumu ailemle paylaşıyorum. Sen geliyorsun önce. 10 yıl geçmiş ama. Sen hala o kadar güzelsin ki, o kadar masumsun ki. Hala ilk günkü gibi aşkla bakıyorum sana. Sonra oğlumuz ve kızımız geliyor. Sofraya oturuyoruz. Gerçek huzur, mutluluk, dünyanın en güzel manzarası, bir aile tablosu.
Sen varsın, ben varım, çocuklarımız var. Bir tane de köpeğimiz. Bir evimiz var. Masada sıcak yemeğimiz. Hayatta başka neye ihtiyaç var ki? Seni çok seviyorum. Çok. Ben de seni çok seviyorum. Sevgilim. Sevgilim. Gelecekle ilgili hayallerimiz çok farklı değildir umarım. Yok, farklı değil. Değil tabii ki. Bunu duyduğuma sevindim. Sen bana bir şey anlatıyordun. Yani öyle söylemiştin moda evinde. Yok ya, önemli bir şey değildi o. Hep işle ilgili aynı şeyler, sıkıcı. Peki. Tahmin edeyim, Ayaz arıyor ve sen açmıyorsun. Açmayacağım tabii ki Mete. Ya ne saçma sapan bir şey yaşıyoruz Öykücüğüm ya. Bu ne ya? Hı? Ya hem birbirinize aşıksınız ama herkese biz arkadaşız diyorsunuz. Sonra ben bir anda kendimi seninle evli buluyorum. Yani bundan sonra ne olacak gerçekten merak ediyorum. Tamam hayatım, üzme kendini. 10 numara işleyecek evcilik oyunumuz. Merak etme. Hem sen küçükken evcilik oynarken biz... ben illa Mete'yle evleneceğim, Mete'yle evleneceğim diye ortalığı yıkmaz mıydın? Al işte, evlendik. Ben bir lavaboya giriyorum. Servisi. Sen bir şey istedin mi Mete? Yok. Oda servisi. Biz bir şey istemedik, teşekkür ederiz. Efendim, olur mu öyle şey? Balayı çiftimize otelimizin bazı ikramları var. Mete, bir şey söyler misin lütfen? Canım bırak da adamcağız işini yapsın. Ya istemiyorum dedim ya. Ayaz. Yüzünü görmeme, sesini duymama içelim o zaman. İzin ver her şeyi anlatayım. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum Ayaz. Dinlemek istemiyorsun. Niye gelmedin diye bile sormayacağım sana. Sebebin her neyse git onunla kal. Biz aramızdaki her şeyi burada bitirelim. Emin misin? Eminim. Benimle geliyorsun. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Bence geliyorsun. Ya bırakır mısın? Ayaz diyorum sana ya Mete. Mete, sus, bağırma. Ya Ayaz. Ya. Oteli ayağa kaldıracaksın. Mete ne desin ki? Mete senin kocan. Mete ne diyebilir? Ya Ayaz bırak diyorum sana, bak olamayız biz, bitirelim burada. Gayet oluruz. Ya hiçbir zaman mutlu olamayacağız, anlamıyor musun? Bırakmayacağım, sana göstereceklerim var. Ya, ya bıraksana. Biz arkadaşız ve ben bir arkadaş kazığı yedim, tamam mı? Bitti. Vazgeçtim, artık arkadaş değiliz.
Ayaz bak ben çok düşündüm. Bitti. Ben de çok düşündüm. Yeni başlıyorum. Ya. Ya gelini kaçırıyorlar. Ya aşık onlar aşık. Sen bakma öyle dediğine. Kızın da gönlü var onda. Olur mu öyle şey ya? Ya birader bıraksana kızı. Sen ne kardeşim? Senin işine baksana. Ben sana dedim. Ya Ayaz, ben inanmıyorum anlasana. Ya ben de inanmıyordum. Bu evcilik oyunu bugün öyle eksikti ki içimde. Ben bu evcilik oyununun gerçek olmasını çok istemişim. Ve her şeyi gerçek olacak gibi düşünmüşüm. Ve sana sadece oyun olsun diye evet dememişim Öykü. Hı. O yüzden masada beni öylece bıraktın değil mi? Ayaz sebebi ne olursa olsun ben senin gelmemeni affedemem. Ya Mete tamam demeseydi? Ben 12 Han masasında yapayalnız kalacaktım. Hem de babamın gözü önünde. Ya Mete'yi ben aradım zaten. Tamam demeseydi tabii ki gelecektim. Ya seni inandırmak için geldim. Biliyorum, güvenini kırdım. Buraya geri kazanmak için geldim. Bak bu gece oyun da olsa içimizde kalacaktı. Ben bunun için geldim. Hadi gidiyoruz. Bu gecenin sonunda bana hala inanmıyorsan diyecek sözüm olmaz. Benimle geliyor musun? Arkadaşım ben istifa ediyorum. Bu senin olsun. Açılın, gelin arabası geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.